Şimdi beklediğimiz iki büyük alamet vardır ki birisi Türkiye'ye aittir, birisi bütün dünyaya aittir. Ve Türkiye'de bir hareket olacak, ondan sonra büyük harp çıkacak. Büyük harp çıktığında aradan 3 ay geçinceye kadar iki taraf galibi mağluptan fark olunmayacak halde hırpalanacaktır. Yani büyük devletler birbirleriyle hesaplaşırken galip mağluptan ayırt edilemeyecek dereceye gelecektir. O zaman bir Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru o vakit olur. Bizim Peygamberimizin bu gibi kıyamet alametlerine dair söylemiş olduğu hadisler vardır. Onları hadis kitaplarında bilenler bulur. Ahmediye, Muhammediye diye eski kitaplarımız var. Onlarda da geçer. Onlar ki Benü Esfer diye bir kavim gelecek. İstanbul'dan geçip efendim ta Amuk Ovası'na yetişecek. Amuk Ovası dediği Halep'in varlığında Hatay denilen yerdedir şimdi o. Eskiden bataklık idi. Türkiye orayı aldıktan sonra kanallar açıp suyu akıttı. Şimdi o mükemmel halde bir zümbül ovadır. Bizim eski kitaplarımızda rivayet edilen haber ben muasfer oraya 80 sancak ile gelir. Her bir sancağın altında 12 bin asker olur. 12 bin asker manası 80 fırka. Onun karşısında da olacak diyor. Bir tarafta onlar İslam'a karşı gelecek olan askerdir. Bu taraftan yine onlara karşı duracak İslam askeri vardır. Bir o kadar da onlar olur. Onlardan bir kısmı şehit olur. Bir kısmı dayanamaz firar eder. Bir kısmı sabit kadem olup sebat edip galip gelir. Ondan sonra onları kovalayaraktan Konya'ya. Konya'dan İstanbul'a gelinecektir. İstanbul'da efendim, Peygamber sancağını alır. Peygamber sancağını aldığı vakitte o yeryüzünde sükunet hasıl olur. Rusların üzerine biri Avrupa'dan Almanları uzak doğudan da Japonlar onun üzerine Allah'ın emriyle çullanıp komünist dünyasını batırır. Tüketir. Sonra aradan çok zaman geçmez. Mehdi Aleyhisselam Şam'dan gelir. O da İstanbul'a çıkar. İstanbul'da bulunan sultandan sancağı şerifi alır, Peygamber sancağını aleyhissalatü vesselam'ı. Sonra o İstanbul'da bulunduğu ilk günlerde Deccal çıkar. Deccal'ın üzerinden kim kurtulmak isterse Şam'a sığınsın diye emreder. Kendisi de Müslümanlarla beraber İstanbul'dan hareket eder. Şam'a gelir. Şam'da doğduğu zaman Şam'a her tarafta Müslümanlar gelip toplanırlar. Deccal çıkar, bütün dünyayı dolaşır. Bütün dünyayı dolaşır. En sonunda Şam'a gelir. Şam'a giremez. Şam'ın hududunda kalır. Der ki o hududa geldiğinde Cibril Aleyhisselam kanadını gerer önüne. Deccal bakar ki o kanadın ne aşağı doğru efendim başlangıcını bilir, ne yukarı doğru bitirimini görür. Kendi askerine der ki burası dünyanın sonudur, bütün dünyaya biz sahip olduk şimdi.
Ve orada cümbüş yaparken Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a emreder, yeryüzüne ensin, Deccal'ı öldürsün diye. O vakit Hazreti İsa Şam'daki beyaz minare üzerine emer, sabah namazında müminlerle sabah namazını kılar, Mesih Aleyhisselam'la beraber Cami-i Emniye'nin şark tarafındaki kapıdan hareket eder İslam askeriyle ve Deccal ve ordusuna karşı çıkar. Deccal onun kokusunu aldığında buzlu suda erimesi gibi erimeye başlar. İsa Aleyhisselam yetişip harbesiyle ona vurur, onu katleder. Ondan sonra Müslümanlar İslam askeri Yahudilerin üzerine, Deccal'ın askerinin üzerine hücum eder. Onları keserler, tüketirler. Nereye saklansalar Yahudiler, saklandıkları yer çağıracaktır. Ey mümin, burada bir Yahudi var, gel onu öldür diyerekler. O suretle Yahudiler de yeryüzünden tükendiğinde 40 sene rahatlık olacak dünyada. Harp yok, dert yok, sıkıntı yok, hasetlik yok, düşmanlık yok, dert yok, gam usta yok. Böyle bir cennet misali hayat olacak 40 sene dünyada. 40 sene tamam olduğunda tekrar küfür ve isyan görünmeye başlayacak. Onlar o halindeyken İsa Aleyhisselam 10. senede Efendimiz'i ziyarete gider. Efendimiz'in ziyaretinde ruh teslim eder. O da Efendimiz'in ayağı ucuna atıp o da gömülecek. Şimdi 3 kişidir Efendimiz'in kabrinin altında, kabrin şerifinin bulunduğu kubbenin altında. 4. bir yer vardı. Bu da Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne geldikten sonra gömüleceği yerdi dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada defnoldu. Sonra Cenab-ı Hak bir rüzgar gönderir cenneten. O rüzgarı teneffüs eden müminler teneffüs eden hemen ruhunu teslim eder. Kafir bir şey olmaz. Tüm müminler dünyadan gider. Onların cenazeleri kaftanın arkasından gelen müdelanı, zebanı, kaba, otad, ahyarlar, evliyalar tedarik eder, hepsini defn eder. Ondan sonra yeryüzünde ancak kafir olanlar kalır. Kıyamet kafirlerin başına kopar. Şimdi böyle böyle önümüzde bu yol üzerine tertip var. Bu seneler hepsi yüklü senelerdir. 1411'dir şimdi bugün. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20'ye kadar olan senelerle bu alafranga hesapta 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 kadar olan seneler çok yüklüdür. Büyük hadiselerle yüklüdür. 2000 senesi rahat olur. 20. asır en zahmetli asırdır. En şaşkın asırdır. En korkunç asırdır. En materyalist asırdır. En küfrün doruk noktasına vardığı vakıttır. Yani hepsi bitecek. 2000 yılı bambaşka hüviyetle gelecek. İnşallah hepimiz yetişiriz. İnşallah şu an özel bir Tevfik Cenab-ı Hak'tan. Hep hazır olduğu vakitinde cemiyet hazır var. Hep kendini hazırlayacak ki cemiyet gelecek hadiselere hükmedebilsin veya sahiplik yapabilsin. Bir
cemiyetin, bir toplumun fertleri kendini hazırlamadan efendim kendisinden bekleneni yapamaz. Kendini talebi hazırlamadan imtihan verebilirim. Toplum elbette ki her ferdiyle hazır olduktan sonra bir şey yapabilir. Çünkü bizim karşımızda olan hareket, ferdi hareketle başarılacak bir hareket değildi. Tek tük kimselerin iştirakıyla olacak gibi değildi. Tüm fertleri hazır olduğu zaman anında tebeddül edebilir, değişebilir. Lakin fertler hazır olmadan toplumun bir şeye hakimiyeti mümkün değildir. Hakikaten.